Evet arkadaşlar, bugün incir reçeli yapacağız inşallah. Suyumuz kaynıyor. Acı suyu çıkması için ilk önce yıkadık incirlerimizi. Şimdi kaynadığı zaman içine incirleri atacağız. 5 dakika durup tekrar alacağız. Bu işlemi 2 kere yapacağız. Sonra acı suyu geçtikten sonra şerbetini kaynatıp kaynayan şerbete incirlerimizi, haşlanmış acısı çıkmış incirlerimizi boşaltacağız. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. İncirlerimizi atıyoruz. 5 dakika kaynayacak. Bu işlemi incirin acılığı çıkması için yapıyoruz. Şimdi soğuk buzlu suyun içine atıyoruz incirlerimizi. Buzlu suya atmamızın nedeni incirlerin rengi değişmesin. Yemyeşil kalması için. Bu işlemi tekrar bir kere daha yapacağız. Evet arkadaşlar, bu incirleri böyle sıkacağız. Sonra kaynayan suyun içine tekrar atacağız. Bu işlemi 2 kere yapmış olacağız. Buzlu suda 1 saat beklettikten sonra sıkıp tekrar kaynayan suyun içine incirlerimizi atıyoruz. Tekrar 5 dakika haşlayacağız. Böyle kaynasını tekrar buzlu suya atacağız onları. Kaynayalım incirlerimiz. Şimdi tekrar soğuk buzlu suyun içine atıyoruz. Onları 2 saat buzlu suyun içinde bekleteceğiz. Sonra şerbetimizi yapıp incirleri içine ilave ederek kaynatacağız tekrar. Arkadaşlar şimdi incir reçelinin şerbetini yapacağız. 5 bardak şeker, 4 bardak su ve birlikte şerbet yapacağız. Beş bardak şekerimiz oldu. Şekerimizi, şerbetimizin suyunu da ilave edelim. Şimdi şerbetimiz kaynamaya başlayınca biraz koyulaşacak. Ondan sonra sıktığımız incirlerimizi içine yerleştireceğiz. Böylece kaynatacağız. Tekrar geçelim. Şerbetimizin şekeri erimeye başladı. Yavaş yavaş kaynayacak. Koyulaşmaya başladığı zaman incirlerimizi ilave edeceğiz. İncirlerimizin sularını sıkmış olduk. Sıkıyoruz.
Böyle atacağız işte şerbet koyulaştığı zaman. Şekerle suyumuz kaynadı. Şerbetimiz koyulaştı. İncirlerimizi de ilave edip tekrar kaynamaya bırakacağız onları. Şerbetimiz. Bir kısık ateşte yarım saat kaynatalım. 2-3 tane de karanfil atalım. Çok güzel koku veriyor. Olmak üzere oldu sayılır. Şimdi içine limon tuzunu da koyalım. Pis. 5 dakika kaynatıp kapatalım. 3. Reçelimiz kaynıyor arkadaşlar. 1 çay kaşığı limon tuzu koymuştuk. Şekerlemesini önlemek için. İsterseniz limon suyu da koyabilirsiniz. 1-2 dakika daha kaynasın. Kapatacağız. Soğumaya bırakacağız reçelimizi.